Bir yıl gelinim bekledi, bekledi, bekledi. Son anda da bir şeyler yaptı. Kaçırttı beni evden. Oo. 4 yıldır da. Belli zaten, aramadı, sormadı, gelmedi, gitmedi. Çok acı çektiniz herhalde Cevriye Hanım. Herhalde. Canım benim, herhalde. Üzülme. Ben istenmemi hazmedemiyorum. İstenmemek çok ağrıma gitti. Dünürlerimle de bu sene barıştım zaten. Aa. Görüşmüyordum, evet. Haklısınız. Hiç kimseyle görüşmüyordum. 4 senemi kimse veremiyor. Maalesef ki veremiyor. İzmir'den başka bir yerde asla yaşayamam diyordum. Ve ben 4 yıldır orada yaşıyorum. Bazen ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Göz gördün mü gönül katlanıyor ama gözünün önünde olan olaylar var ya dönüyor ya. Doğru, işte onlar doğru. Seni kahrediyor, yıkıyor. Doğru, doğru. O yüzden ben bazen gitmeyi bile düşünüyorum ya. Taşınmayı düşünüyorum resmen. Uzak durmak daha iyi diyorsunuz. Yani, aynen öyle. Yani bir arkadaş, bir kardeş gözüyle görürsen beni bunu bir düşün bazen derim. Uzak durmak iyidir. Aynen. Herkesten uzak olacaksın, kafan rahat olacak. İşte o bazı ama, şeyler evet, çok zor oluyor. Doğru, doğru ama hani yine de. Hani insan özlem duyar, duymaz değil. İnsan duymaz mı? İster, özler ama bazı şeyleri düşündüğün zaman kendin yıpranıyorsun ya. Hani kendin bir acı çekiyorsun ya. Diyorsun ki ya herkesten uzaklaşayım, herkesten farklı bir yere gideyim, kimseyi görmeyeyim, gözüm katlanır diyorsun. Gönül hani görmeyince, hani göz görmeyince gönül katlanıyor o şekilde. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama katlanamıyor işte gönül. Gerçekten katlanamıyor. Sürekli insan tabii anlıyorum sizi. Vallahi ben de çok üzüldüm. Yani sizi anlıyorum Cevriye Hanım. Şu anda var ya yani kelimeler boğazıma düğümlendi, düğüm düğüm oldu. O yüzden söyleyecek bir söz bulamıyorum. Lütfen üzülmeyin arkadaşım. Üzülmeyin lütfen. Arkadaşım üzülmeyin. Geliniz aslında çok mülayim birine benziyor. Uyumlu gibi duruyor ama acaba oğlunuz da mı hiç demedi? Arayı bulalım, konuşalım, gidelim. Ne oğlum adım attı ne gelinim adım attı. Bulmadılar evet. Bulmadılar. Vallahi Cevriye Hanımcığım sadece şu kadar bir şey söyleyeyim. Gelinler adım atarsa oğlanlar adım atıyor. Doğru, bu bir gerçek. Doğru, doğru, bu hiç değişmez bir gerçek. Doğru, yani doğru. Ben o yüzden gelinimle iyi olmaya çalışıyorum. Zaten gelinimle iyi olduğum için oğlum bana yanaşıyor bu sefer. Ben çözümü öyle buldum biliyor musunuz arkadaşlar? Doğru söylüyorsun. Bir de şeyi merak ettim ben. Evet o sizinki de doğru öyle mantıklı olan o ama... Acaba bu arada da bir de merak ettim Cevriye Hanım'ın şeyini o konusunu olduğu için. Peki o arada da duydunuz mu kayınvalidesine gidip geldiler mi? Yani oralardalar tabii, mıydı? Tabii tabii her gün oradaydılar. Hep mi oradalar? Her gün oradaydılar. Oo büyük bir yara acı. Tabii ki tabii ki. Gelinim çalışmaya başladı zaten. Çocuğunu annesine bıraktı. Kreşe verdiler daha sonra annesine bıraktı falan filan derken. Şimdi bir senedir yani bir senedir demeyeyim. Bir seneye yakındır görüşüyoruz. Dünürümle de bu bayram barıştık, Kurban Bayramı'nda barıştık. Ama hayretler içindeyim ya. Bir anne olarak mesela hani dünürünüzle mesela hani ne kadar ne olursa olsun o da sonuçta bir anne. Hani oğlunuza baktığında gördüğünde... Onun geline var mı? Çok merak ediyorum. Acaba anne mi? 4 kızı var. İşte, 4 kızı var. Şimdi 4 kızı olduğu için anlamaz. Yani kendine çekmeye çalışmış ama yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor yani... gerçekten yanlış yapıyor. Ben bilmiyorum. Ben kız annelerine şunu söylerim. Yani demeleri lazım ki kayınvalideleriyle iyi olsunlar. Benimle tamam. Ben zaten benim kızım. Ama kayınvalidesiyle bu saatten sonra onun soyadını aldıysa onların daha iyi olması gerekiyor diye düşünmesi lazım. Doğrusunuz.